Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ücretsiz olan resim ve fotoğraf düzenleme programı Paint.net ile ekranda görmüş olduğunuz gibi Türk bayrağını ve bir başka Türk bayrağını beraberce çizmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Arkadaşlar tabii ki Türk bayrağının rastgele bir çizim şekli yok. Yani bunun neticede ölçüleri var. Ayın çapı, yarı çapı, yıldızın yönü, yıldızın çapı gibi. Burada zaten değerler var gördüğünüz gibi. Biz ne yapacağız peki? Biz burada bir ufak bir hileye başvuracağız. Ne yapacağız? Ölçülendirilmiş bir bayrağın diyelim ki elimizde 300'e 500 örnek veriyorum bir bayrak var. Biz bunu büyüttüğümüz zaman çözünürlüğü bozuluyor. Dolayısıyla biz bunu yeniden çizmek istiyoruz. Bunu büyük ebatlarda yeniden çizmek için bu hileye başvuracağız. Ne yapacağız? Bakın hemen gösteriyorum. Burayı kapatıyorum. Programı açtıktan sonra arkadaşlar burada yeni bir doküman oluşturuyorum hemen. Tabi bu bayrağı kaç ebatında istiyorsak o boyutlarda oluşturacağız. Ben 3000'e 2000 ebatlarında bir doküman oluşturacağım. Evet, okey dedikten sonra bayrağımızın ebatlarında bir doküman oluştu. Şuradan hemen biraz küçültelim ekranın tam görelim. Şimdi hemen Layers kısmından arkadaşlar Import from File dedikten sonra biraz önce şu bayrak olabilir veya şu olabilir fark etmiyor hepsi aynı veya şunu alalım. Şimdi buradaki bu bayraktan kopya çekeceğiz biz. Ne yapacağız? Bizim 3000'e 2000'e ekranımıza bu bayrağı sığdırıp onun üzerinde çalışma yapacağız. Hemen büyütelim. Şöyle tam oturacak şekilde buraya alıyoruz. Belki biraz zahmetli olacak ama arkadaşlar netice olarak hani en azından kendi ölçülerinde yapıldığı için bir değeri olacak. Şöyle büyütelim biraz daha. Şöyle bakıyorum. Evet, şu anda tam. Enter diyorum. Şimdi biz bu bayrağımızı ne yapacağız? Kopya çekeceğiz arkadaşlar. Elimizde başka seçenek yok. Şunu biraz daha zannediyorum aşağıya indireceğiz. Evet, bu şekilde. Şimdi bunu kopya çekebilmek için öncelikle ne yapacağız? Buradaki bayrağımızın rengini bakın şu anda zaten biraz büyüttüğüm için kenarlarda pikselleşmeler oluştu. Şimdi bunun öncelikle diyeceğiz ki buna şöyle çift tıklayıp faremizin sol tuşuyla arka plan diyeceğiz. Arka plan. Bu isimlendirmeleri yapmaya özen gösterin arkadaşlar. Çünkü bu katmanlar kısmında çok seçenek olduğu zaman bu sefer karıştırmaya başlıyoruz. Ama isimlendirirsek neyin hangi katmanda olduğunu da biliyoruz. Böyle bir kolaylık sağlıyor. Şimdi biz buranın üzerine bir tane katman atacağız ve bu kırmızı zemini oraya ekleyeceğiz. Evet, atıyorum ben. Yeni bir katmanı attım. Bu renkte buraya bir renk ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bu arka plan seçiliyken bu rengi kopyalayacağım için hemen damlalık aracını alıyorum. Color Picker. Buradan bir yere tıklıyorum. Herhangi bir yere. Gördüğünüz gibi birinci renk olarak kırmızı geldi. Hemen buradaki boş katmanıma geçiyorum. Boya aracını kovasına alıyorum. Üzerine döküyorum. Evet, şu anda alt taraf gözükmüyor. Peki bunu nasıl göstereceğim? Hemen bu katmanıma çift tıklıyorum. Arka plan ya da ona bayrak diyelim. Bayrak 1 diyelim. Arka plan opacity değerini şöyle düşürüyorum. Kaç yaptım? 86. Önemli değil. Bu değer tamamen size kalmış. 90 olur, 70 olur fark etmiyor. Şimdi arka planımı çizdim. Ben burada ne çizeceğim tekrardan? Bu ayın çevresini çizeceğim. Yani hemen ne yapıyorum? Yeni bir katman oluşturuyorum. Ayın çevresi ne renkte? Beyaz. Hemen buradan beyazı seçiyorum. Bakın şu birinci renk beyaz. Daha sonra Shapes aracımı seçtikten sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz Shapes
Bu rengi beyaz yaptım ve elips aracını alacağım. Nedir? Daire çizmek için bu aracımı aldım. Şimdi buraya ben elips çizeceğim. Şöyle shift tuşuna basılı tutup bu şekilde bir elips çiziyorum. Evet, çizdim. Hemen bunu diğer şeklin üstüne oturtuyorum. Zaten aynı boyutlarda çizmişiz, yanlış görmüyorsam. Veya büyük veya küçük, önemli değil arkadaşlar. Onu ayarlayabiliriz. Sonrasında buradan beyazı kovadan alıp yine buranın üzerine dökebilirim. Şimdi ne oldu? Alt taraf gözükmüyor. Ben yine onu göstermek istiyorum. Bu karıncalı çizgiyi de Ctrl D ile, meşhur adıyla Ctrl D ile iptal edebiliriz. Ya pasif yaparız yani. Şimdi bu seçiliyken faremin sol tuşuyla çift tıklıyorum. Layer Properties seçeneğini getiriyorum. Veya burayı kapatıyorum. Layer sekmesi altında Layer Properties. Buradan da getirebiliyorum. Ne yapıyorum? Buna ben ay 1 diyorum. Yani ayın birinci parçası. Hemen bunun şeffaflık ayarını yine ayarlıyorum. Düşürüyorum. Okey diyorum. Şimdi ay 1'i çizdik. Ayın ikinci parçası, yani şurada gördüğünüz kırmızı parçayı çizmek için yine yeni bir katman oluşturuyorum. Ve orayı kırmızıyı seçiyorum. Kırmızı renk seçili ve shapes'ı seçiyorum. Yine shapes'ı seçtikten sonra buraya geliyorum. Elips aracını alıyorum. Kırmızı rengi çizeceğim. Bakıyorum şöyle büyüklüğüne. Evet, küçük olmuş biraz. Hemen büyütüyorum. Şöyle zannediyorum oturur. Bu şekilde. Bu çizginin kalınlığını biraz düşüreceğim. Evet, şöyle yaklaştıralım, daha net görelim. Şimdi evet, bakıyorum şöyle. Biraz aşağı inecek. Biraz sola yanaşacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üzerine oturdu. Şimdi ben bunun içerisini kırmızı yapacağım. Hemen yine boya aracımı aldıktan sonra içerisini kırmızı yapıyorum. Şu anda ben ay kısmını çizdim. Yıldıza geçiyorum. Yıldızımız ne renkti? Yine bunun ay 2 diyoruz tabii. Bu arada ismini unutmayalım. Ay 2. Ve şeffaflık ayarını bunun da düşürelim. Yıldızı daha net görebilmek için. Okey diyorum. Şimdi yıldızı çizeceğim. Yıldızın rengi beyaz. Hemen buradan bakın şuradaki seçenek arkadaşlar birinci renk ikinci renk arasında seçim sağlıyor. Bakın beyaz kırmızı, kırmızı beyaz bu şekilde. Şuradan da siyah beyaz yapıyor. Hemen yeni bir katman açıyorum. Buradaki beyaz rengi seçiyorum. Birinci rengimiz beyaz. Yıldız çizeceğim. Buradan yine shapes geliyorum, alıyorum. Elipse geliyorum. Elipsin olduğu yerde tıkladığım zaman bu şekiller var. Hemen buradan yıldızı alıyorum. Ve buraya bir tane yıldız çiziyorum. Evet. Şimdi dikkat edin. Yıldızımız düz bir şekilde çizildi. Ben bu yıldızı döndürmek istiyorum. Bakın şu küçük dairelerin yanına geldiğimde mouse'umun şekli değişiyor. Her iki tarafı ok işareti oluyor. Öyle olduğu an mouse'umun sol tuşuna basarak böyle çeviriyorum. Hemen üzerine doğru yanaştırıyorum şöyle. Bakıyorum olmamış. Şöyle biraz daha çeviriyorum. Aşağıya alıyorum. Biraz daha çeviriyorum. Evet, sanki çok az bir şey küçük olmuş. Bakıyorum. Hemen büyütüyorum biraz. Evet, biraz sola kaydırıyorum. Biraz yukarı. Evet, cuk oturdu. Çok güzel oldu bence. Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar içerisine boya kovasıyla beyazı döküyorum. Sonra buraya da yine çift tıklayarak buranın ismini de yıldız yapıyorum. Evet. Şimdi benim burada ay ve yıldızla işim bitti. Ne yapıyorum? Burada düşürmüş olduğum şeffaflık değerlerini hepsinin artırıyorum. Okey diyorum.
Buna da okey diyorum. Buna da okey diyorum. Evet. Şu anda benim çizmiş olduğum Türk bayrağı meydana çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ben o küçük çaplı çözünürlüklü Türk bayrağını iptal ediyorum. Evet, şu anda tamamen benim bayrağım kaldı. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Biraz önce göstermiş olduğum o efektleri nasıl ekliyorum? Hemen Layers menüsünden Import from File diyorum. Buradan şu ipek tekstüresini alıyorum, aç diyorum. Açtım. Bunun boyutuna getiriyorum. Getirdim. Enter diyorum. O karıncalı çizgiyi de aktif, pasif yapıyorum. Şimdi bu katmandayken faremin sol tuşuyla şöyle en aşağıya alırsam sadece alt kısmı yapar. Yani şu zemin kısmını yapar. Ben bunu nerede istiyorsam, bu arada ben de hata yaptım, onu da söyleyeyim. En üstte olması lazım. İşin doğrusu ben de karıştırdım. Şimdi bu seçiliyken ben buna ne diyorum? Efekt diyelim mesela, kolay anlaşılabilsin diye. Buradan da karışım modları, renk karışım modları var arkadaşlar. Ben buradan daha önce yaptığım için biliyorum. Multipli'yi seçersem o şekilde bir çalışma oluyor. Eğer siz diğer seçenekler seçmek isterseniz şöyle, onları da yine göstereyim bu renk karışımlarını. Bunu seçtiğiniz zaman böyle oluyor. Color Burn de böyle oluyor. Bu da aslında güzel duruyor. Color Dotge de böyle oluyor. Reflekte böyle oluyor. Hangisini isterseniz, yani bu tamamen size kalmış. Işıkta böyle oluyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ama multipli kısmı benim hoşuma gitti. Yine bunu bu şekilde yaptığımız gibi diğer efektimizi de yine import from file dedikten sonra bu buruşuk kağıt cinsi bir şey. Bunu da yine aldıktan sonra arkadaşlar şöyle yine onun boyutunu da büyütüyorum. Onu da şu efektimizi pasif yapıyorum. Diğerini buradaki kutucukları seçtiğimiz zaman aktif, iptal ettiğimiz zaman da pasif hale geliyor. Yine bunu seçtikten sonra, pardon, şunu seçeceğiz. Buna yine efekt 1 diyelim. Ve buradan da karışımını örneğin yine multipli yapalım. Bu da gördüğünüz gibi bayrağa böyle bir buruşukluk kağıt havası verdi. Tabii mesela diğer seçenek bu. Overlay seçeneği bu. Lighten, Darken gibi seçenekler var. Hangisi hoşunuza giderse, Darken biraz daha keskin duruyor. Gördüğünüz gibi hangisini siz beğenir yaparsanız bu şekilde çalışmalarınızı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Pro Dersler kanalımda ücretsiz olan Paint.net programında Türk bayrağı çizimi nasıl yapılır elimden geldiğince, dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bu kardeşinize destek vermek için ve bundan sonra gelecek videolarımdan haberdar olmak için abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.